Manosa'da ne yaptınız 20 Temmuz'da? Evet, açıklayayım. Efendim, şimdi 20 Temmuz sabahı değerli Büyükelçimin dediği gibi aynı anda bu 3 gün içerisinde Makarios kuvvetlerini tasfiye eden Rum Milli Muhafız Ordusu, Yunanistan destekli tabii. Çünkü takım komutanına kadar hep Yunanlı subaylar vardı birliklerin başında. Hele kurmay subaylar, generaller, büyük birliklerin başındaki tamamen Yunanlı subaydı. Bunlar mücahit kuvvetlerini, sancakları, müstakil taburları teslime zorladılar. Ve güzel işaret ettiği gibi Büyükelçimin çatışmalar başladı. Ama bizim birlikler nerede? Daha denizde, seyir halindeler. Çıkarma gemilerimiz ve 50. Piyade Alay en önde. Ondan sonra da diğer birlikler geliyorlar. Amfibi birlikler. Hava indirme tugayı, komando tugayı demin de belirtildiği gibi beş parmak dağlarına iniyorlar. Lefkoşa ile Girne arasına iniyorlar. Yolları tutuyorlar. Çünkü ana çıkarma kıyı başı elde edildikten sonra ilerlerken birleşme harekatı olacak. Tabii bu arada Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanlığı bölgesel mücahitleri imha ederek arkasında bir mukavemet noktası bırakmak istemiyor ve bizleri teslime zorluyor. Nitekim Magosa'da 20 Temmuz sabahı saat 7.30 sıralarında İsveçli yarbay Barış Gücü var orada. İrtibat subayı yarbay Felix geldi. Bir ultimatum getirdi. Dedi ki Yunanlı General Konstantin Zarkadas, Magosa bölgesinin 1. Yüksek Askeri Taktik Komutanı. Adanın en güçlü tugayı buradaydı. Çıkarmayı Magosa'dan bekledikleri için. Evet. Dedi ki Sancaktar Albay Servet Börek, bir de Dal 3 dediğimiz harekat eğitim subayı merhum, ikisi de Bedirhan Bey vardı. Eyvallah. Evet, Bedirhan Aydemir. O da biz 3 Türk subayıyız ama harekatı planlamak ve icra etmek benim görevim tabur komutanı olarak. Ve geldi, dedi ki teslim olun dedi. Ama bu da iyi niyetli. Bu Yarbay Felix İsveçli Türkoloji okumuş ülkesinde. Türk tarihini okumuş. Bize bir hayranlığı var. Adeta yalvarıyor. Yani direnmeniz mümkün değil diyor. Ben biliyorum elinizde 250-300 paslı piyade tüfeği var. Bakın diyor, Rum kuvvetleri 10 bin kişilik bir kuvvet. 8 bini birinci hatta, 2 bini ikinci hatta, 2 topçu taburu, tank taburu, işte 96 tane havan filan, böyle yalvarıyor. Ve helikopteri de getirmiş, futbol sahasında çalışıyor United Nations. Sizi alacağım, Adana'ya götüreceğim diyor. Tabii bir endişe hali, direnmek mümkün değil o tablo karşısında. Yani bir nispi muharebe gücü vardır muharebede. Düşman kuvvetlerinin ateş gücü, piyade gücü, zırh gücü konur. Bir de sizinki konur. Arada 30-40 misli fark var. 2 ila 3 misli olursa ancak muharebe savunan taraf buna direnebilir. Düşman 3 misli olursa bilemediniz 5 misli. Şimdi 40 misline yakın bir güç var orada. Yalvarıyor orada. Direnemezsiniz 5 dakika diyor. Ve Yunanlı general dedi ki 10 bin kişi kadın, çoluk, çocuk Magosa surlarının hendeği var. Oraya indireceğim, orada imha edeceğim. Dedim ki sen Barış Gücü bizi korumayacak mısın? Burada niçin bulunuyorsun? Hayır dedi, benim talimatımda observe and report. Gözetle ve rapor et. Ben bir şey yapamam. Zaten kuvvetim burada çok az, bir takım kadar. Bayrağımı indiririm. Siz çatışmanızı yaparsınız, aradan çekilirim. Yani Albay, şunu da efendim. komutanım lütfen sözünüzü unutmayın. Bana bu Buyurun. söylenen, bize gözle ve rapor et. Srebrenica'daki 5000'i aşkın boşnağın soykırıma uğratılmasını hatırlatıyor. Yani Elbette. Kıbrıs'ta bu Elbette. soykırıma hazır bir düşman var ve bu soykırıma da yaparlarsa da hiçbir şey demeyecek bir Birleşmiş Milletler var. Sadece gözetli, yani gözcü olmuşlardır. Onu bile yapmamışlardır. Bosna'da Evet. da işare, güzel bir şeye işaret ettiniz. Türkleri biz korumak üzere bir yere geliyorlar. Etrafında Barış Gücü var. Sonra kenara hepsini alıp götürüp erkekleri Sırplara teslim ediyorlar. Hepsini Evet. katlettiriyorlar. Evet. Şimdi bugün şeyde de zaten bizim başlangıçtan beri oradaki gençliğimizin
aldatıldı, propagandayla kandırıldı. Efendim barış gücü var, Rumlar size bir şey yapmaz. Bu çok yanlış bir kanaattir. Barış gücü 1963'te itibaren geldi, 64'te Yeşilat'ta. O gün bugün Kıbrıs Türk'ü 2000 şehit, 3000 yaralı ve sakat insan bıraktı. 5000 zayiat verdik. Ne zamanki Kıbrıs Barış Harekatı oldu, o günden sonra bir tek Kıbrıs Türk'ünün burnu kanamadı. Rumların da kanamadı. Yani bu barış Türk kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adada hukuken garantörlüğünün yanında ne kadar da fiili bir güç teşkil ettiğinin ispatıdır. Ve efendim barış gücü aynen onu dedi. Ben çekilip giderim dedi. Ve yalvarıyor, ne olur teslim olun. Ben de kendisine, ben bir Türk subayıyım, beni buraya gönderen bu denizin öbür tarafında yüce bir Türk devleti var. O bana düşmanı çok görünce teslim ol demedi. Bana burayı savunmamı emretti. Ben de asker olarak görevimi yapacağım dedim. İlk önce anlamadı. Tekrar teslim olmuyoruz. Gerekirse şehit olacağız ama asla teslim etmem Magosa Kalesi'ni ve silahımı deyince inanın deresini attı, saçlarını tuttu. Ben Türkleri tanıyorum. Siz kahramansınız, cesursunuz ama aynı zamanda çılgınsınız dedi. Merhum Turgut Özakman da gelmiş bunu bizim mücahitlerden dinlemiş. Sonra bazı bilgiler almış bizim işte Genelkurmay'dan ilgili yerlerden ve Çılgın Türkler Kıbrıs kitabında, son kitabında resmimi de koymuş ve bu görüşmeyi barış gücüyle aynen aktarmış. Efendim ben teslim olmayınca ama samimiyetle itiraf edeyim, açıklayayım halisane olarak, Kıbrıs Türk'ü de Anadolu'dan gitme aynı ruhu taşıyor, genlerinde var. Bir heyecan kapladı. Bir anda ölürüz de teslim olmayız komutanım diye bir koşuşma başladı. Ben de dedim ya ne oluyor bunlara? Av tüfeğini kapan. Evlerden gitti buldular. Balta, kazma, kürek ne varsa getirdiler. Arabaların benzin deposundan benzinler çekildi. Şişelere kondu. Kola şişelerine molotof kokteyl yapıldı. Tank-tavar silah gücümüz yok tabii. Ve 800 kişi oldu bir anda mevcudum gönüllü olarak. Yani 250'lik taburum, mücahit taburum 800'le yükseldi. Ama 15 yaşında, 16 yaşında ortaokul öğrencisi de var. 85-90 yaşında yaşlı dedeler de var. Ama kadınlar heyecanla yemek yapıyor, mendillere su taşıyorlar. Bir istiklal mücadelesi atmosferi gerçekten Magosa'da yaşanmıştır. Yani gazi unvanını alması Magosa'nın, onun anasının ak sütü gibi hakkıdır, helalidir. Buna şahit olan biri olarak söylüyorum. Ve efendim 20 Temmuz sabahı biz teslim olmuyoruz deyince barış gücü irtibat subayı böyle üzülerek bir çöküntü halinde gitti. Aradan 20-25 dakika geçti, geri geldi. Dedi ki Yunanlı general, dedi ki madem siz teslim olmuyorsunuz, Türk tarafı burada çetin muharebeler olacak, biz de kadın ve çocukları bölge dışına çıkarıyoruz. Sakın ola ki bizimkilere müdahale etmeyin. Tabi bölge dışına dediğim, Magosa'nın o Maraş kesiminin güneyinde Derinya bölgesi var. Orada da onların kampları ve askeri birlikleri vardı. Yukarıda da Dimitru kampı. Sonra şehit olan bir astsubayımızın özel aşçı adını verdik. Gülseren eğitim kampı yaptık. Her iki tarafta birlikler yoğunluktaydı. Ama onların lojmanları, aileleri bu güneyde oturduğu için sözüm ona oradan, bizim Sakarya bölüğünün içinden Lefkoşa'ya giden yoldan gidecekler ve bölge dışına çıkaracaklar. Bize yapılan bildiriye göre. Fakat anladık ki biz, bir de baktım çıktım sur üstüne inceliyorum. Önde askeri araçlar, kamyonlar, tenteleri kapalı, perdeleri kapalı. Arkada da muazzam bir sivil otobüs konvoyu, yüzlerce, onların da perdeleri kapalı. Dedim Allah Allah. Eğer bunlar kadın ve çocukları bölge dışına çıkarıyorlarsa bilakis perdelerini açarlar ki görelim de ateş etmeyelim. Bunlar anlaşılan kuvvet kaydırıyor. Dedim ki sancaklarım, şimdi bizim çıkarmanın Girne'den de başladı. 8-8.30 oldu saat. Çıkarmanın oradan olduğunu görünce buradan oraya kuvvet kaydırıyorlar. Nitekim 8 taburun 3 taburunu bize bıraktı. 5 taburunu bu askeri ve sivil araçlarla Girne'ye, yani Lefkoşa, oradan da Girne'ye kaydırıp karşı taarruzda denize dökecek bizim çıkan kuvvetleri. Çünkü en hassas an çıkma anıdır malumunuz. Mehmetçik boğazına kadar suya gömülmüş, teçhizatı ıslanmış, araçlar, deniz araçları denizde hedef olarak gözüküyor ama düşman
kamuflajlı yerlerde topunu mevzilendirmiş, makine tüfeğini mayınlamış orayı, bizim için çok hassas bir dönem. Derken efendim ben bu şekilde kuvvet kaydırdıklarını görünce hemen haber saldım. Dedim ki hay hay, araçların içini barış gücüyle kontrol edelim. Kadın ve çocuklarsa geçebilirler. Biz onları asla el kaldırmayız. Fakat bir de baktık bizim o Sakarya bölüğüne Üsteğmen Kadir Bayraktar bölük komutanına söylemiştim. Bir engel yaptık. Bir asfaltın üzerinde bir barikat koyduk demirden. Ve orası bizim kontrolümüzde. Magosa Lefkoşa yolunun Sakarya bölüğü bölgesi, mahallesi. Daha biz içine bakalım der demez en öndeki büyük Busing rememe arabası barikatı vurdu ve tam gaz Lefkoşa'ya doğru gidiyor. İşte o zaman Üsteğmen Kadir Bayraktar'a, elimizde de eski bir röketatar var. 2.36'lık Türk ordusu yürürlükten kaldırmış. 3 tane mermisi var. Aslı falan. Onunla dedim ki hedef düşman konvoyu. Üsteğmen Kadir, en öndeki aracın benzin deposuna nişan al. Onu mutlaka orada imha etmelisin ve bütün mücahitlere de Magosa bölgesinde saat 8 civarında ilk emrimi verdim. Magosa mücahitleri, bölgemizde muharebe başlamıştır. Hedef düşman konvoyu, ateş serbest, gazanız mübarek olsun. O andan itibaren bir cayırtı koptu. Mermimiz az ama o konvoya doğru ateşler başladı. Nitekim Kadir Bayraktar da çok isabetle, çok yanaştı okların içinden o en öndeki düşman aracının benzin deposuna isabetli bir atış vurdu. Alev minare gibi yükseldi, araç yanmaya başladı. Tabii diğer araçlar da yolu tıkadı. Bir anda da yalnız amiyane tabirle yılanın kuyruğuna bastık. 5000'e yakın o Yunan rememe askerleri araçlardan indi, bize doğru böyle sel gibi taarruz ediyor. Yani filmlerde gördüğünüz gibi bir taarruz tatbikatındaki gibi kum gibi insan. Aynı anda da topçu ve hor ateşleri Magosa hem sur içine hem dışarıdaki bizim Sakarya, Baykal, Karaol bölüklerinin üzerine yağıyor. Tam bir muharebe başladı. Tabii mermimiz bizim çok az. Aman diyorum, geziyorum mevzileri. Çok isabetli şey yapın. Aman oğlum ateş etmeyin, iyice yaklaşsın düşman. Benim de sento atış müsabakalarında derecelerim vardı. Hem mücahitleri moral vermek için hem de en önde o ilerleyenlere nişan aldım. Böyle düşman askeri yatıyor tabii. Oraya nişan alıp tam kalkarken birkaç atışla devirdim. Mücahitler bravo komutanım vurdun. Yavrum Dünapark'ta değiliz. Savaşın içindeyiz. Ama evlatlar tabii eğitimsiz. Ama büyük bir aşkla o mevzilerde bekliyorlar. Böyle bir enteresan manzarayla biz ilk günü çok zor da atlattık. Magosa'nın güneyinden önce taarruz başladı. Bizi adeta ihtiyatımızda bir ihtiyat bölüğü var. Hemen Alpay komutasında. Onu ortada bulunduruyorum sur içinde. Diğer bölükler bölgelerini savunuyor ama hiçbir sığınak yok, bir şey yok. Yoğun topçu ve havan ateşinden binalar çöküyor. İnsanlar içinde kalıyor. Akşama kadar direndiler. Hele Sakarya bölüğü ve Baykal çok başarılı oldu. Karaol bölüğü tanklar gelince bir çözülme olmuş. Hemen o tarafa doğru hareket ettim. İhtiyat bölüğünü oraya sürdüm ve düşman taarruzunu püskürttük. Sabah saat 8-9 sıralarında ama asıl taarruzu bu Maraş tarafından yaptılar. Ve Namık Kemal Lisesi'nde bir mücahit komutan 6 erimiş şehit oldu. Orada 18 kadar muharebe ileri karakolumuz vardı. Mustafa Kurtuluş. Bravo. Evet, Allah rahmet eylesin. Kahraman yaşasın. Nur içinde yatsın. Mücahit komutan amin. Mustafa Kurtuluş orada şehit oldu. Amin. Ve amin. Magos Oks Namık Kemal Lisesi'nde bayrağı hiç indirmediler. Ama Rumlar orayı sardı ve bizim Magosa'nın Akkule kapısından taarruza başladılar. Bir komutanım. Tank takımı, 3 tane tank ve bir tabur asker. Başında da meğerse 1. Yüksek Askeri Taktik Komutanlığı'nın harekat şube müdürü kurmay binbaşı Andreas Muzikis, sonra öğrendik, kendi Yunan kayıtlarında öğrendik. Bu gönüllü olarak demiş ki komutanına, Tugay komutanına, ben Magosa kapısından gireceğim.